Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu videoda sizlere Shadowlands Alpha'da karşımıza çıkan bir yenilikten bahsedeceğim. Exiles Reach haritası. Bu harita oyuna yeni başlayan arkadaşları karşılayan ve tamamen eğitimsel amaçla tasarlanmış bir haritadır. İçerisinde bulundurduğu özelliklerle oyuna yeni başlayan birisi için harika olduğunu söyleyebiliriz. Shadowlands'te bizi karşılayacak olan level düşürme aksiyonundan dolayı artık ulaşabileceğimiz en yüksek level seviyesi 60 oluyor. Buna karşılık bu haritada ilk 10 level'ınızı çok eğlenceli ve hızlı bir şekilde kasabiliyorsunuz. Ancak Elite Race'ler, Dead Knight'lar ve Demon Hunter'lar bu haritada görev yapmayacaklar. Çünkü onlar bir level'dan başlamıyor. Haritayı hikayesel olarak incelediğimizde çok derin ve oyunun ana hikayesini etkileyen bir kurgusu olmadığını görüyoruz. Bir Alliance gemisinde oyuna başlıyoruz. Henüz Shadowlands Alpha'da yalnızca Alliance tarafı bu haritada görev yapabiliyor. Gemide ittifaka yeni katılan bir asker olarak oyuna başlıyorsunuz. Bir eğitmen sizleri karşılıyor ve bu sırada bazı temel hareketleri ve yetenekleri sizlere öğretiyor. Çok geçmeden gemi bir fırtınaya yakalanıyor ve henüz bilinmeyen bir adaya düşüyorsunuz. İşte bu bölgeye Exiles Reach adı veriliyor. Burada gemide sizi ilk karşılayan yüzbaşı ile yüzbaşının oğlunu ve geminin kaptanını aramaya başlıyorsunuz. Başlangıç haritalarının vazgeçilmezi olan Murloc'lara karşı bir takım görevler yaparken oyun yine bizlere bazı temel şeyleri öğretmeye devam ediyor. Minimap nasıl kullanılır, düşen eşyaları nasıl takarız, öldürdüğümüz yaratıklardan nasıl hazine toplarız ya da yeni öğrendiğimiz yetenekleri nasıl kullanmaya başlarız gibi. Hatta ekstradan hazine sandıkları bile bulunmakta. Bunları yaptıktan sonra bize iştirak eden yüzbaşının oğlunu buluyoruz. Ancak bir Necromancer Ogre'ın ölümden döndürdüğü undeadler ile etrafının sarılı olduğunu görüyoruz. Burada ise oyun, yeni başlayan oyuncuya gözetleme görevi ve binek kullanılarak yapılan görevlerin nasıl yapıldığını öğretiyor. Bu öğretiyle de yanımızdaki yüzbaşının oğlunu kurtarmış oluyoruz. Ve öğreniyoruz ki Ogre'ların asıl amacı ölmüş bir ejderhayı ölümden döndürmek ve kötü emelleri için kullanmak. Bunu durdurmak için hemen harekete geçiyoruz. Ancak biraz daha gelişmeliyiz. Birkaç sınıf yeteneğini daha öğrendikten sonra kılık değiştirerek ogre'ların arasından geçip ritüelin olduğu yere gidiyoruz. Öncesinde ise oyun bizlere bir elite görev yapma imkanı tanıyor. Tamamen opsiyonel ancak yapmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Grup halinde yapmanız öneriliyor ama bu zamana kadar sizlere öğretilenleri tam olarak anladıysanız bu görevi tek başına yapmanız mümkün. Ogre kılığında Ogre kampını başarılı bir şekilde geçtikten sonra ritüel için gemimizin kaptanının ruhunun kullanılacak olduğunu öğreniyoruz. Gerekli taşları çevredeki bazı ogurlardan toplayıp kaptanı kurtarıyoruz ve teknik olarak Exiles Reach haritasındaki görevleri tamamen bitirmiş oluyoruz. Ancak oyunun eğitimi bitmiyor. Son bir görev ile bu bölgedeki nihai amacımız olan ejderhanın uyandırılmasını engellememiz gerekiyor. Bu sırada ise oyun, oyunculara nasıl zindan yapılır bunu öğretmeye başlıyor. Zindan nasıl aranırı çok güzel bir şekilde gösteriyor. Gerekli adımları yaptıktan sonra beklemeye başlıyorsunuz. Burada ise oyun işini şansa bırakmıyor ve yeni başlayan oyuncuyu o çok uzun zindan bekleme süresine maruz bırakmadan senaryo benzeri bir şekilde takımı hazırlıyor ve bizleri zindana sokuyor. Burada ise çeşitli düşmanları yendikten sonra içine girdiğimiz kalenin son katına çıkıyoruz ve bölgedeki son amacımızı tamamlamak için Necromancer Ogre ile yüzleşiyoruz. Ritüeli yarıda kesmemize rağmen ölümden dönen ejderha ile dövüşümüzü yaptıktan sonra kaleden çıkıyoruz. Ancak şunu söylemek isterim ki, kalenin içindeki görseller gerçekten beğenilmesi ve heyecan verici. Özellikle eski oyuncular için Necromancer detayı ve ölüm renkleri şahane. Undead ejderha için zaten söyleyecek sözüm yok. Bölgedeki işimiz tamamen bittikten sonra Alliance kurtarma timi geliyor ve bizi Alliance'ın başkenti olan Stormwind'e götürüyor. Ve eğitim devam ediyor. Guardlara yön sormadan tutun, binek nasıl alınır, nasıl binilire kadar birçok temel bilgiyi de verdikten sonra sizi oyuna dahil etmiş oluyor ve asıl maceranıza başlıyorsunuz. Ne çok zor ne çok kolay olan bu harita yeni oyuncular için biçilmiş kaftan. Hem görsel hem de işlevsel tasarımı ile çok beğendiğimi ekliyor ve sizlere veda ediyorum arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.